Yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır çekmek istediğim, sizlerin de sık sık sorduğunuz bir konuda aydınlatıcı bir video hazırlamak istedim. Malum sürekli videolara yayınlıyorum. Zemin katlarda rutubetle ilgili problemler. Genelde yoğuşmadan metabolit problemler. Zeminden sükselmesinden dolayı zemin kat duvarlarında özellikle bu bahsettiğim şu anki videoda anlatacağım konuların hemen hemen %80-90'ı arkadaşlar zemin kat, birinci kat. Bir bodrum katta oturan dostlarımız, arkadaşlarımızla biraz alakalı bir mevzu. Ama diğer katlarda oturan kişileri de ilgilendiriyor. Sürekli bahsediyoruz. Nefes alan boya, su buharı geçiren boya, yoğuşma problemi, evlerde terleme, duvarlarda silinebilir boya, silinemez boya, hangi boya silinir, hangi boya silinemez. Bu konuda arkadaşlar sürekli soru soruyorsunuz. Zemin katlarda yaptığım videolardan sonra nefes alan boyalar uygulayın diyorum. Bu soru geliyor arkasından. Nefes alan boya nasıl oluyor özgürlükse diyorsunuz. Hangi boyayı kullanmamız gerekiyor diyorsunuz. Arkadaşlar bu konuda bir video hazırlamak ihtiyacı duydum. Şimdi arkadaşlar boyalar eskiden tek çeşit boya vardı. Plastik boya dediğimiz boya. Ondan da önce kireç badanası vardı. Kireç badanasının içine renkli toz boya ilave edilir. İstediğimiz renkte çivit rengi, yeşil rengi benzeri birkaç ana renklerde kireçle karıştırılmış köy evlerine özellikle boyalar yapılırdı. Ondan sonra hayatımıza arkadaşlar plastik boyalar girdi. Plastik boyalar silinemiyordu. Biraz pürüzlü yüzeyi vardı. Sonradan biraz yakın günümüze doğru şu 5-10 sene zarfında silikonlu boyalar hayatımıza girdi. Bunlar arkadaşlar hep ihtiyaç hasıl oldukça, bir takım yeni ihtiyaçlar hasıl oldukça hayatımıza giriyorlar. Bu konularda bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bahsettiğim gibi boya çeşitliliğinin artmasına en büyük etken bizim şikayetlerimiz, kullandıkça ortaya çıkan şikayetler ve daha çok verim isteme olayı oldu. Plastik boyalar silindiğinde duvardan rengini atabiliyordu. Bu bizde firmalara yoğun istekler oluşmaya başladı. Firmaları iteklemeye başladık biz. Boyalar silinebilsin istedik. Boyalar silinebilmesi için de içine silikon katılması, yüzeyin kaygan olması, pürüzsüz olması icap ediyordu. Firmalar, üretici firmalar da arkadaşlar boya sektörüne silikonlu boyaları soktular. Daha kaliteli, daha yoğun, silinebilir, antibakteriyel özellikler adı altında. Silikonlu boyalar hayatımıza girdi. Fiyatları da normal boyaların yaklaşık %50 civarında fazlası oranında girdi. Ama bu bizim için önemli değildi. Biz silinebilir olmasını istiyoruz. Bu bizim için bir lüks. Lüks seviyesi. Aynı zamanda bir konfor sebebi. Özellikle çocuklar tabii evlerde duvarları çiziyorlar. Bayanlar evde bir sabunlu bezle duvarın silinebilmesini de istiyorlardı. Tabii ki bu oldu. Üretici firmalar silikonlu boyayı ürettiler, hayatımıza soktular. Bizler de aldık bunu. Severek kullanıyoruz. Dediğim gibi küçük çocukları olan ailelerde duvarların sürekli kirlenmesi, çocuklar ellerini duvarlara sürüyorlar. Elinde renkli kalemlerle duvarları çiziyorlar. Buna benim çocuklarım dahil engel olamıyoruz. Plastik boyalarda bu sorundu. Duvar silinirken arkadaki boyayı da rengini attırıyordu. Sildiğimiz nokta rengini atıyordu. Diğer taraflarla arasında fark oluşuyordu. Arkadaşlar bu bizde silikonlu boyaya yönelmeyi sağladı insanlarda. Silikonlu boyalar hayatımıza bu anlamda konfor getirdi. Silikonlu olduğu için yüzeyi kir tutmuyor. Silmesi kolay. Sabunlu bezle kalemin olduğu yeri veyahut da temizlik spreyleri var. Bu spreyleri duvarlarımıza sıktığımızda duvarlar silikonlu boyalarda hakikaten güzel sonuç veriyor, çıkıyor. Boyayı da etkilemiyor. Silikonlu boyalar bu anlamda güzel işimize yaradı. Ve her sene boya yapmamamızı da sağlıyor. Birkaç sene, 2-3 sene silikonlu boya duvarda arkadaşlar güzel koruyucu yüzey oluşturuyor. Plastik boya evimiz kirlenen bir yerdeyse, camın önündeyse, cadde önündeyse sürekli hele camları da açıyorsak toz toplayabiliyor. Bu anlamda silikonlu boyalar arkadaşlar işimizi kolaylaştırıyor. Lakin şimdi gelelim asıl mevzumuza. Silikonlu boyalar arkadaşlar nefes almıyor. Silikonlu boyaların böyle bir problemi var. Dolayısıyla bir madde, bir eşya, bir üretilen bir icat, bir malzeme hayatımıza kolaylık sağlarken arkadaşlar başka bir yerden bizim hayatımızda olumsuz yönde etkiliyor. Silikonlu boyalar hayatımıza kolaylık getirdiği kadar evlerde özellikle zemin kat evlerde ve son kat evlerde diyelim ve mantolamasız evlerde duvarların nefes almasını arkadaşlar silikonlu boya engelliyor. İçinde silikon katkısı var.
Plastik boya da arkadaşlar belli oranda etkiliyor ama silikonlu boya kadar etkilemiyor. Silikonlu boya müthiş oranda duvarı örttüğü için silikon ve içindeki plastik malzemelerle duvarımız arkadaşlar hava geçişini engelliyor, su buharı geçişini engelliyor. Bu anlamda bize verdiği konfor kadar bize verdiği bir zarar da var. Evimizin nefes almasını engelliyor. Eskiden dediğim gibi en başta kireç badana yapardık. Kireç olan evler mis gibi kokar, nefes alırdı. Hatta köylerde bile hala bilirsiniz, çoğunuz gidenler, gelenler bilir. Köyde 5-6 saat uyuyanlar dinlenik şekilde sabaha çıkar. Duvarlar nefes aldığı için mis gibi kokar ve insanı rahat, başının ağrısı geçmiş, uykusunu almış bir halde sabah insanlar uyanır. Ama bizim bu evlerimizde şimdi modern şehir hayatında uyuyoruz, uyuyoruz arkadaşlar, dinlenemiyoruz. Çünkü duvarımıza evin içinden ekstra hava girişi yok. Evimizin içindeki oksijeni tüketiyoruz. Camlarımızı da açmıyoruz. Kalorifer çalışıyor. Yazın klima çalışıyor. Camlar sürekli kapalı. Duvarlar nefes almıyor. Bu anlamda silikonlu boyalar bize sıkıntı veriyor. Burada demek istemiyorum tabi silikonlu boya kullanmayın, şunu kullanın diye. Sizi arkadaşlar yönlendirmiyorum. Sadece bir durum tespiti yapıyorum. Silikonlu boyaların hayatımıza bize kattığı böyle bir olumsuzluk var. Tabii ki boya firmaları bizim kötülüğümüzü istemiyor. Bir boya üretmek zorundaydılar. Plastik boyayı hayatımıza soktular. Ondan sonra da biz silinebilir boya istedik. Hayatımıza silikonlu boyayı soktular. Tabii ki bu bizim dediğim gibi hayatımıza olumlu yönde katkı sağladı. Ama nefes alma anlamında duvarlarımızı örttüğü için olumsuz da bir evlerimize eksi değer kattı. Silikonlu boya arkadaşlar pürüzsüzdür. Silinebilir, ipeksi yüzeyi vardır. Bilirsiniz yarım mat, tam mat, ipeksi mat gibi silikonlu boyanın çeşitleri var. Ama nihayetinde arkadaşlar nefes almıyor. Bunu böyle ortaya koyalım. Plastik boya buna göre, silikonlu boya göre daha fazla nefes alan bir boya. Hem fiyat da ekonomik. Eksisi ara ara birkaç senede bir evimizi boyama ihtiyacı duymamız. Şimdi ben dediğim gibi asıl mevzumuz zemin katlarda rutubetli duvar tamirlerinden sonra diğer videolarımı arkadaşlar seyrettiyseniz bilirsiniz. Duvar tamirleri yapıyorum zemin katlarda. Zeminden su yükselmesi belli oranda bir yerden sonra duvarda tuz kusması şeklinde ve hatta boyanın kabarması şeklinde kendini gösteriyor. Ben duvarlarını tamirini yapıyorum. Diğer videolarda gördünüz. Ama duvar nefes almadığı için su buharı arkadaşlar bir yere kadar çıkıyor. Duvardan, boyadan, özellikle silikonlu boyadan çıkamıyor. Boyayı şişirerek, baloncuk yaparak, boyayı patlatarak arkadaşlar oradan açıyor ve duvar pis bir görüntü alıyor. Çok su alan yerlerde duvar sıvası da kabarıyor. Ama belli oranda su alıyorsa, az alıyorsa sadece boyayı kabartarak kendini gösteriyor. Yükselen su arkadaşlar bir şekilde tahliye olmak istiyor. Silikonlu boyalar, duvarlarda su tahliye olamadığı için boyayı kabartarak çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada hep soruyorsunuz Özgür Usta bu tür durumlarda ne yapalım? Ben tamir videolarını arkadaşlar çekiyorum, yayınlıyorum. Duvarın nasıl tamir yapılacağını sizlere gösteriyorum. Kendiniz de yaptırın, yapabilin. Elinden gelenler yapsın diye arkadaşlar özellikle anlatımlı videolar çekiyorum. Videoların altında veya da WhatsApp'tan bana bir şekilde ulaşıyorsunuz. Özgür Usta tamam videonu izledik. Nefes alan bir boya uygula diyorsunuz. Hangi boyayı uygulayayım? Benden marka istiyorsunuz. Arkadaşlar marka değil. Şudur. Teminden beri anlatmak istediğim mevzum nefes alan bir boya. Şimdi nefes alan boya en başta dediğimiz gibi kireçli badanaydı. Bunu geçtik artık. O eskide kaldı. Kötünün neyse arkadaşlar plastik boya kullanacağız. Özellikle zemin katlarda. Benim burada size tavsiyem zemin katlarda, rutubetli duvarlarda tamir yaptıysanız veyahut da sıfırdan bir daireniz var. Zemin katta bir boya tercihi yapmanız icap ediyorsa arkadaşlar duvarlarınızda plastik boya tavsiye ediyorum size. Plastik boya kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zemin katta oturan arkadaşlar silikonlu boyadan kaçınsınlar. Çünkü bahsettiğim gibi silikonlu boya nefes almıyor. Konuyu toparlamamız gerekirse özellikle zemin katlar dediğim gibi plastik boyaya yönelim. Silikonlu boyalardan zemin katlarda kaçınalım olabildiğince. Tabii ki lüks binalar da yapılıyor. Kaliteli zemin yalıtımı yapılmış, temel yalıtımı yapılmış. Binalarımız da yapılıyor. Mantolaması yapılmış. Kaliteli binalar da var. Bu anlamda bu binalarda silikonlu boyanın zararı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla mutfaklarda menfezlerimiz var. Camlar arada bir açılıyor. Binanın nefes alması bir şekilde sağlanıyor. Bizler arkadaşlar binalarda mantolama dediğimiz malzeme var. Dış cephede silikonlu boyalar var, koruyucu boyalar. Bu anlamda bizden binanın nefes alması sıkıntılı bir hal almışken içlerde
plastik boya yap demeninde ne kadar anlam vardır onu da bilmiyorum ama günümüz koşulları arkadaşlar bunu getirdi. Artık kaloriferle beraber, doğalgazla beraber hayatımıza mantolama girdi. Mantolama girince evimizin dışı zaten bir şekilde arkadaşlar nefes almıyor yeterince. Mantolamanın nefes aldığını, stoporun nefes aldığını söylesek dahi üzerindeki plastik boya, astar boya arkadaşlar nefes almasını engellediğini düşünüyorum ben şahsı olarak. Tabii ki mantolama firmaları bizim işte straporumuz, mantolama ürünlerimiz nefes alıyor diyor. Mantolama ürünü arkadaşlar strapor nefes alır. Ona diyeceğim bir şey yok. Ama üzerine gelen silikonlu dış cephe boyalar, koruyucu boyalar. Adı üstünde silikonlu boya bunlar. Altına silikonlu astar. Boy öncesinde vurulan astar arkadaşlar. Onun üzerine boy öncesinde yapılan mantolama sıvaları, dekoratif sıvaları bunlar hep arkadaşlar katman katman binanın nefes almasını engelleyen katmanlar. Tuğla, harç, üzerine gelen kaba sıva, üzerine gelen mantolama yapıştırıcısı, strapor, üzerine tekrar 2-3 kat mantolama harcı, sonra koruyucu astar, plastik, silikonlu boya. Binada bir sürü katman oluşuyor arkadaşlar. Nefes almamızdan binanın nefes alması engellenmiş oluyor. Benim burada bahsetmek istediğim mevzu zemin katlarda bir tavsiye istiyordunuz. Özgür Usta hangi boyayı kullanalım diye bahsettiğim gibi. Arkadaşlar sağlığa zararlı boyalar almayın. Özellikle iyi marka olmuş boyaları tercih etmenizi tavsiye ederim. Merdiven altı ismi duyulmamış, adı sanı belli olmayan firmaların boyalarını almaya çalışın. Nefes alan plastik boyaları zemin katlarda özellikle tercih etmenizi arkadaşlar tavsiye ederim. Diğer mevzularda gelirsek evlerimizde konu dışına çıkalım biraz. Yoğuşma probleminden mütevellit arkadaşlar bazı evlerde mantolama olmamasından kaynaklı, bazı evlerimizde yukarıda açık çatı olmasından kaynaklı duvarlarda kararma problemleri yaşıyordunuz. Bununla ilgili de videolar çektim zaten. Diğer videolarıma müracaat edip oradan izleyebilirsiniz. Bunların bu sorunlardan, kararmalardan, küflenmelerden kurtulma yolunu arkadaşlar anlattım diğer videolarımda. Diğer videolarımda onu izleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Zemin katlarda plastik boya kullanmanızı tavsiye ederim. Silikonlu boya yerine. Evlerinde kararma olan arkadaşlar mantolama yapmak, ısı geçişini arkadaşlar engellemek kararma sorununu ortadan kaldıracaktır. Dediğim gibi diğer videolarıma müracaat ediniz bu konuda. Küflenme ile ilgili arkadaşlar firmaların temizlik solüsyonları var. En kolayından çamaşır suyuyla, iyi bir çamaşır suyuyla spreyleme yöntemiyle bunun da videosunu çektim, yayınlamıştım. Kararmış bölgelerini sıkıp temizlik yapabilirsiniz. Firmaların antibakteriyel boyaları var arkadaşlar. Tavan boyaları anlamında antibakteriyel tavan boyaları var. Bunları kullanabilirsiniz. Ama bunun da kökünden kesmek istiyorsak küflenmenin aslında arkadaşlar sebebi ısı geçişiydi. Sıcak soğuk çarpışmasıydı. Bazı evlerde bu su damlamasına kadar ilerliyor ileri vakalarda. Sıcak soğuk çarpışmasının çok yoğun olduğu evlerde özellikle tavan son kat tavanlarda ev şıp şıp tavandan su damlıyor. Bunun arkadaşlar sebebi nefes almayan boyalardı. Artı mantolamasızlıktı. Isı çarpışmasıydı arkadaşlar. Bunun da önüne mantolama yaparak geçeceksiniz. Telefonlarda sık sık bana müracaat arkadaşlarımıza diyorum. Tabii ki nemlenmeyi, küflenmeyi engelleyen, kararmayı engelleyen boyalar var. Bunları size diğer videolarımda isimlerini verdim arkadaşlar. Yorumlarda gene yazabilirim. Ama kökünden çözmek istiyorsanız kararmış, küflenmiş bölgeler arkadaşlar tamamına nereden ise kararma o kısmı arkadaşlar mantolamayla ısı geçişini engellememiz gerekiyor. Üzerine mümkünse tekrar yapacaksak plastik boya, nefes alan bir boya uygulamamızda fayda var. Silikonlu boyalarla ekstra zaten dediğim gibi nefes almayacak yüzeylerin üzerine bir de silikonlu boyayla hepten örtmeyelim. Duvarlarımız belli olanında nefes alsın. Zemin kat kabarmalarında, su basman seviyelerinde kabarmalarda arkadaşlar. Bunu da videolarımda açıkladım bolca. Dışarıdan, şimdi özellikle belediyelerde dışarıdan yolların kıyılarını kazıp kilit taş döşüyorlar evlerin diplerine. Bu kilit taşların arasında arkadaşlar zaten derz yok, çimento yok. Altlarında kum koyup üzerine kilit taş döşüyorlar. Ondan sonra yağmur suları kilit taşın içinden gelip binamızın alt katta oturan kardeşlerimizin canını fena halde sıkıyor. Duvarların kabarmasına sebep oluyor. Zaten duvarlarımızda temel seviyesinde eski binalarımızda özellikle ısı su yalıtım olmadığı için bina aldığı suyu temelden direktman odanın içine veriyor. Mantolama varsa mantolamadan çıkamıyor dışarıya. Evin içine daha çok su nüksediyor. Bu arkadaşlar zemin katta oturan kardeşlerimiz özellikle yeni yapacaklara, yapmışlara da söylüyorum ama yapacaklara önce tavsiye ediyorum. Su basman seviyesini arkadaşlar hesaplayın. Zemine sıfır şekilde mantolamanızı indirmeyin. Zemin katta oturan arkadaşlar zemin seviyeniz nerededir bilemiyorum. Zemine yola sıfırsa
ustanıza bir 15 santim, en az 10 santim zeminden yukarıdan mantolamanızın başlamasını isteyin, tavsiye edin. Buna su basman seviyesi diyoruz arkadaşlar. Altını kale budur veyahut da başka bir tamir harcı betonla veyahut da başka bir taşlı kayrak taşıyla altını döşeyip mantolamayı 10 santim en az minimum yukarıdan başlatın. Yol seviyesinden yukarı olan zemin kat evlerde, mesela temel seviyesi yüksektir arkadaşlar, eviniz yoldan 1 metre 1,5 metre yukarıda olabilir. Bunda sıfıra kadar temeli yalıtım yapmayın. Zaten temeli yapacağınız ısı yalıtımının size faydası olmaz. Siz tuğlanın başladığı seviyeden ev seviyesine arkadaşlar mantolamanızı başlatıp çıkartın. Altta da kayrak taşı veyahut da kale budurla veyahut da başka çeşitli mineral sıvalarla arkadaş evinizin altını kaplayabilirsiniz. Stapor seviyenizi evin tuğla seviyesinden başlayarak yukarı çıkın. Yoksa aşağı kadar indirirsiniz, straporun altına su alıyor. Sonra o su evinizin içinde sirayet ediyor arkadaşlar. Bu anlamda sıkıntıya düşüyorsunuz, zahmetler çekiyorsunuz. Böyle arkadaşlar faydalı bir anlatım yapmak istedim sizlere. İnşallah faydasını görürsünüz anlattıklarımın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Allah şu zamanlarda en büyük sorun koronavirüsü. Yeni vakalar inşallah gelişmez, oluşmaz. Bütün dünya gibi ülkemizde koronavirüsüyle mücadele ediyor. Arkadaşlar bu anlamda alınan tedbirlere, devletimizin aldığı tedbirlere uyalım. Sokağa olabildiğince çıkmayalım. İnsanların temasında biraz daha tedbirli olalım. Hijyen malzemelerini kullanalım. Allah sağlık afiyet versin hepinize. İyi yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah hepinizi korusun.